Mezopotamya kültüründe sık sık yer alan Şahmeran efsanesini çizerek anlatmaya çalışacağım. Yeraltı ile yerüstünün birbirinden gizlendiği, gökyüzünün uçsuz maviliği ile her ikisinin sarıp sarmaladığı zamanlarda yaşarmış Şahmeran. Yılanların, maranların şahı diye bilinirmiş. O doğadaki tüm canlıların bilgisine sahipmiş. Bilgisinin gücüyle çok kudretli ve güçlüymüş. Bu gücünü kimsenin kötülüğüne kullanmazmış. Kimseyi tehdit etmezmiş, binlerce yıl yaşındaymış ve hakikatin yolundaymış Şahmeran. Yaşadığı süre içinde defalarca insanın ihanetine uğramış, o yüzden en çok insanlardan kaçarmış, onların bencil arzularını iyi bilir. Bu sebeple bilgisini onlardan gizlemiş, fakat Şahmeran insanlık aleminden çok da uzak değilmiş, çünkü yarı insan yarı yılan görünümündeymiş. Ne tam insan ne tam yılanmış. Belden yukarısı büyüleyici güzellikte bir kadınmış. Başında taş gibi boynuzları görkemli bir şekilde parlıyormuş. Belden aşağısı parlak pullarıyla tam bir yılan görünümündeymiş. Güzel, bilge ve hikmet sahibiymiş yılanların taptığı Şahmeran. Şahmeran hem insanlardan sürekli kaçarmış hem de onları özlermiş. Tam bir yılan olmadığı için yılanların arasında kendini yalnız hissediyormuş. Arada bir dertleşmek, insani duygularını insanoğlu ile paylaşmak istiyormuş. Gel gelelim, bin yıllar boyunca insandan sadece ihanetin bin bir yüzü olduğunu gördüğü için yine de insanlardan uzak durmaya çalışırmış. O güne kadar her insan ona bencilce yaklaşmış. Onun arkadaşlığından çok onun bilgisini elde etmeye çalışmışlar ve insan için bilgi güç demekmiş. İnsanoğlu biliyormuş ki Şahmeran'ın etinin suyu bilgeliğin belki de ölümsüzlüğün yolunu açacak tek çaredir. Eğer insan ona dokunmazsa kıyamete kadar yaşayabilirmiş Şahmeran. İşte o eski zamanların birinde üç genç ormanda avlanmaya çıkmışlar. İşlerinde Cansab isimli gencin ayağı taşa takılmış ve kuyuya düşmüş. Gözü karanlığa alıştığında kuyunun bal deposu olduğunu görmüş. Arkadaşlarına bunu söyleyince arkadaşları hemen koşup evlerine kovaları almışlar. Cansap'tan balı doldurup yukarıya göndermesini istemişler. Bal bitince Cansap'ı kuyudan çıkaramıyormuş gibi yapıp balı paylaşmamak için onu kuyuya bırakıp gitmişler. Köylerine döndüklerinde Cansap'tan hiç söz etmemişler. Soranlara onu hiç görmediklerini söylemişler. Kuyuda bırakılan Cansap ölmemiş, bir süre sonra kulağına sesler gelmeye başlamış. Bir de bakmış ki bu sesler kuyunun duvarındaki bir delikten geliyor. Hemen eliyle deliği büyütmeye çalışmış. Deliği büyüttüğünde açtığı yerden kuyunun içerisine bir sürü yılan girmiş ve Cansap'ın iki kolundan sarılarak onu deliğin öbür tarafına geçirmişler. Cansap'ın gözleri kararmış ve hep beraber düşmeye başlamışlar. Uzun süre düştükten sonra yumuşacık bir inişle adeta bir cennet bahçesine konmuşlar. Her yan bin bir çeşit meyve ağaçları, kuşlar ve çiçeklerle doluymuş. Cansap bu manzara karşısında büyülenmiş. Bir an için güzellikten gözlerini ayırınca çevresindeki yılanları fark etmiş. Boğa, engerekli, kobra, çıngıraklı, kara yılan, her çeşitten binlerce yılan çevresini sarmış. Üstelik bu yılanlar onun dilini konuşuyorlarmış. İşlerinden biri, şimdi bekle, seni Şahmeran'ın huzuruna çıkaracağız. İnsanlardan o kadar büyük zararlar gördük ki yerin 7 kat altına saklanmak zorunda kaldık. Burayı öğrenmeni hiç istemezdik ama oldu bir kere, artık bizimle kalacaksın demiş. Şahmeran'ın güzelliği karşısında Cansab'ın gözleri kamaşmış. Şahmeran'ın kalbi de Cansab'ı görünce hızla atmaya başlamış. Şahmeran 1000 yıllık yaşamında ilk kez böyle bir duyguya kapılmış. Sanki daha önce 1000 yıllık yaşamı silinmiş, Cansap ile göz göze gelmişler. Cansap özür dileyerek başlamış sözlerine. Arkadaşlarının balı alarak onu kuyuya bıraktıklarını, köyünü, annesini şimdiden özlediğini anlatmış. Olmaz demiş Şahmeran. Bir daha insanlara güvenmeyeceğime dair yeminim var. Yılanlara sakın ısrar etme. Burada bizimle kalacaksın demiş. Cansab'ın ısrarları fayda etmemiş, yalvarmaları ise işe yaramamış. Şahmeran ihanetle, kaçmakla geçen yaşam öyküsünü anlatmaya başlamış. Her gün bir parçasını öğrenmiş genç adam. Hikayeleri dinlerken ne köyünü ne arkadaşlarını anımsamamış. Öykü ilerledikçe Cansab daha da meraklanmaya başlamış. Sadece Şahmeran'ın değil, insanlığın 1000 yıllık tarihini öğrenmiş.
Gün gelmiş Şahmeran'ın hikayesi sona ermiş. Hikaye bitince Cansab'ın merakı da sona ermiş. İnsan merakı tükenince yüzünü başka yöne çevirir. Bilmediği başka meraklar peşinde koşarmış. Zamanla merakın yerini sıkıntılar, özlemler almış ve bir gün Şahmeran'ın karşısına çıkmış Cansab. Ben artık gitmek istiyorum. Ey bilge Şahmeran, sana minnettarım. Bana çok şey öğrettin. Sayende her şeye başka bir gözle bakıyorum. Ama içimde bir özlem var. Dayanılmaz oldu. Artık duramam, yapamam. İnsanları özlüyorum demiş. Olmaz demiş Şahmeran. Yeminim var. Sana güvenemem. Böylece günler günleri kovalamış. Günler geçtikçe Cansap sararıp solmaya başlamış. Ağzını açıp tek kelime etmez olmuş. O sustukça Şahmeran derin üzüntülere düşmüş. Evet demiş Şahmeran kendi kendine. İnsan değil miyim? İnsanlığımın zayıf noktası çıktı karşıma. Aşk ölümü nedir bu topraklarda? Şah olsun, bilgi olsun, kar etmez yanına. Çağırmış Cansab'ı ve şunları söylemiş. Sakın bu sefer yemin etme. Yemininden dönmeni istemem. Çünkü biliyorum ki eninde sonunda bana ihanet edeceksin. İhanet zayıf noktada yeşerecek. Yanımda kalmadığına göre, o hayatı özlediğine göre bu böyle olacak. Ama senden istediğim bir şey var Cansab. Beni iyi dinle ve sözlerime iyi kulak ver. Biliyorum gitmene izin verirsem sen de bana ihanet edeceksin ve yerimi diğer insanlara söyleyeceksin. Yerimi söylemesen de zayıflığının kurbanı olacaksın ve bir an beni attığı tehlikeyi göremeyeceksin. Ancak bu topraklarda aşklar ölümünedir. Seni sevdiğimden dolayı üzülmene dayanamıyorum. Bu sebeple gitmene izin veriyorum. Bana bir söz vermeni istiyorum ve ne olursa olsun başka insanlarla beraber aynı suya girme. Sadece dediğimi yap. Burada uzun süredir bizimlesin ve bizim gibi sayılırsın. Artık bu sözünü tut. Bunları söyledikten sonra Şahmeran gözden kaybolmuş. Yılanlar Cansap'ı sırtlayıp kuyunun ağzına kadar taşımışlar. Cansap ise sözünü tutabilmek için kendi köyüne uğramadan uzaklara bir başka köye gidip orada kendi halinde bir marangoz olarak yaşamaya başlamış. Ne çok söz söylemiş ne de çok söz dinlemiş. Cansab'ın yaşadığı ülkenin padişahı bir gün amansız bir hastalığın pençesine düşmüş. Ülkenin bütün hekimleri gelmiş ama padişahın hastalığına çare bulamamışlar. Bu işe en çok da vezir sevinmiş. Vezir her seferinde padişaha hastalığının tek çaresinin Şahmeran'da olduğunu söylüyormuş. Vezirin en büyük arzusu Şahmeran'ı bulmakmış. Tek amacı Şahmeran'ı bulup onun etinin suyunu içerek sonsuz bilgeliğe kavuşmak ve böylece ölümsüzlük ağacını bulup meyvesinden yemek ve ölümsüz olmakmış. Nice zaman padişaha yalvardıysa da Şahmeran'ı arayıp bulmak için padişahtan bir türlü izin alamamış. Padişah Şahmeran'ın lanetine inanıyormuş çünkü. Gel gelelim padişah yatağa düşünce vezir son kozunu oynamaya karar vermiş. Hünkârım hangi hekim gelse aynı şeyi söylüyor. İlacınızı bilse bilse Şahmeran bilir diyorlar. Derman Şahmeran'da izin verin Şahmeran'ı bulup getireyim demiş. Onun etinden bir parça yemesinin hastalığının dermanı olacağını padişahın kafasına sokmuş. O zaman da padişah Şahmeran'ın bir an önce bulunmasını emretmiş. Bilge bir adam bütün insanların gruplar halinde hamamlara ve nehirlere sokulmasını tavsiye etmiş. Ve böylece Şahmeran'ın yerini bilen varsa onu bileceklerini söylemiş. Vezir de ülkedeki herkesi hamamlara sokmaya başlamış. Askerler Cansab'ın yaşadığı köye gelmişler ve herkesi toplayarak büyük bir hamama götürmüşler. Cansab Şahmeran'a verdiği sözü hatırlayarak önce girmek istememiş. Ancak askerler onu zorla içeri sokmuşlar. Cansab hamama girdikten sonra herkesin gözünün üzerine dikildiğini fark etmiş. Kendisine bakınca bütün vücudunun yılanlarınki gibi pullara kaplandığını fark etmiş. Askerler hemen Cansab'ı yakalayarak vezirin huzuruna götürmüşler. Cansab haftalarca süren işkencelere ağzını açıp tek kelime söylememiş. Vezir onun öleceğinden korktuğu için işkenceye son vermiş. Apar topar Cansab'ın hücresine dalmış ve ne yaptılar böyle sana evladım? Benim bundan haberim yok. Acımasızlığım bu kadarı da olmaz. Hepsinin kellesini vuracağım. Hadi gel seni saraya götüreyim. İyileşene kadar misafirim ol demiş. Vezir Cansab'ı sarayda adeta kuş sütüyle beslemiş ve etrafında dört dönmüş. Cansab kendine gelince vezir omuzları çökük bir halde Cansab'ın yanına oturmuş ve inan bana bizim Şahmeran'a çok büyük saygımız var. Ama başımızda öyle bir tehlike var ki çok fena çaresiz kaldık.
Halkın içinde bir salgın geziyor. Bu hastalık vebadan beter. Eğer önlem alınmaz ise tüm insanlığa yayılacak ve bir süre sonra tek bir insan bile sağ kalmayacak ve daha neler uydurmuş. Bunları dinledikçe Cansab'ın şaşkınlığı artmış. Vezir son olarak demiş ki, biz Şahmeran'ı istemiyoruz. Sadece var git, yanına de ki, senden başka danışacak kimsemiz kalmadı. Bu hastalığın ilacı hangi bitkide gizli bize söylesin. Cansab evine dönmüş, geceler boyu uykusuz kalmış, düşünmüş, taşımış ve sonunda bir şafak vakti yola çıkmış. Kuyunun yanına vardığında vezirin askerleri yakalamışlar Cansab'ı. Meğer Cansab takip altındaymış uzun süredir. Hemen saraya götürüp orada bekletmişler. Beklerken ölüp ölüp dirilmiş ama son pişmanlık fayda etmezmiş. Şahmeran'ı altın bir tepside getirmişler. Başı gururlu ve dimdikmiş. Cansab'dan başka kimseye bakmıyormuş. Bir süre sessizlik olmuş ve sonra Şahmeran dile gelmiş. Ben sana bu topraklarda aşk ölümü nedir demiştim ve zayıf olan ölümü hak eder. Benim zayıflığım sana aşık olmamdır. Sen bana, ben de yılanlara ihanet etmiş oldum böylece. Başımın suyu zehirlidir, bilgi kuyruğumdadır. Ceza istiyorsan zehrimi iç. Bu sözlerden sonra Şahmeran oracıkta kesilmiş, iki ayrı kazanda kaynatılmaya başlanmış. Zehir kazanı ve bilgi kazanı. Vezir Şahmeran'ın sözlerini dinleyerek kuyruk suyunu aceleyle dikmiş başına. Cansab ise ölümden başka hiçbir şey düşünmediğinden zehir dolu tası içmiş. Vezir hemen yıkılmış, vücudunun her yerinden kanlar fışkırmaya başlamış. Cansab'a hiçbir şey olmamış. Cansab içindeki yangının azar azar söndüğünü hissetmiş ve yavaşça çıkmış gitmiş saraydan. Şahmeran son anda yaptığı planla bütün bilgisinin sevdiğine geçmesini sağlamış. Ancak Cansab sevdiğini kaybetmenin acısına dayanamayarak kendisini dışarı atmış ve dağ bayır ülke ülke dolaşmaya başlamış. O günden sonra da Lokman Hekim efsanesi almış başını yürümüş. Şahmeran'ın bilgisine sahip olan Cansab o topraklarda yoksul halkın arasında Lokman Hekim olarak yaşamaya başlamış.